Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Bugün YKS Türkiye haritasındayız arkadaşlar. Kars'tan Giresun'a doğru gideceğiz ve bu haritayı bol bol oynayacağız arkadaşlar. Zaten biraz bu promosun falan yapılması uzun sürer arkadaşlar. Hazır elimizde bir otçide uygun haritalar varken bize değerlendirelim dedik. Oyunun kendi aracını kullanacağım. Biliyorsunuz daha 1.37 yeni geldi ve araç modları ağır ağır çıkmaya başladı arkadaşlar. Biz de oyunun kendi aracıyla yolculuk yapmayı planladık. Aracımızı bir çalıştıralım. Yolumuza çıkalım arkadaşlar. Ağır ağır Giresun'a doğru gidelim. Aman araç çakılıyor. Şu seslerde arkadaşlar müsaadeniz olursa şöyle bir tık daha şu şekil hepsini aşağı çekelim. Çünkü aşırı bir ses yoğunluğu geliyor şu an. Bunlar neymiş? İç mekan sesleri, radyonun ses seviyesi. Bunlarla işimiz yok. Tamam. Bu şekil iyidir arkadaşlar. Evet, bu şekil iyi. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalı paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum da atabilirsiniz. Yorumlar da ücretsiz biliyorsunuz. Daha önceden çok oynadım arkadaşlar ben bunu. Özellikle Antalya Mersin arası mıydı? Antalya bir yol arası efsane. Ayrıca Samsun Karadeniz yolu da efsanedir. Böyle ağır ağır fırsat buldukça aralara serpiştirerek çekeceğiz arkadaşlar videolarımızı. Bu haritada da kullanacağız yani gel gel. Muhammed Önal'ın haritasını kullanacağız. Türkiye haritasını hep bakacağız arkadaşlar sırayla ama ben sizden biraz olsun destek bekliyorum arkadaşlar. Yani kanalı paylaşalım. Yeni kişilerle, yeni arkadaşlarla tanışmanın bir zararı olmaz. En azından vermiş olduğum emeğe karşılık bir jesttir arkadaşlar bu. Çok fazla bir şey istemiyorum zaten. Facebook canlı yayınlarını da arada sırada yapacağım arkadaşlar. Her gün canlı yayın yapmayacağım çünkü orada daha yeni bir kanalız. Her gün canlı yayını yapıp da yani kimse izlememesinden iyidir. Orada da böyle 2 günde bir, 2,5 saat, 3 saat mesaimin durumuna göre, vardiyamın durumuna göre, işimin durumuna göre orada da bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ağır ağır böyle bu işte. Gerçi bunu da ayarlamadım ben, bu şeyde sevdi. Camı falan şimdi açtım arkadaşlar, gümbür gümbür ses gelir. Hiç camı açmayacağım. Bu şekilde zaten ses iyi. Oğlum bu anam burayı çok da şey duruyor ama normal bir kavismiş gibi duruyor ama 100'ü geçmeyeceğim arkadaşlar. 100'de en fazla otoban usulü yapacaksam, yani otoban gibi düşüneceksek buraları 120'de. Ki Türkiye haritası benim çok çok sevdiğim arkadaşlar. YKS'nin Türkiye haritası benim çok çok sevdiğim, beğendiğim. Özellikle çoğu zaman otobandan çok, yani otobanda var ama çoğu zaman bu şekilde gidişli gelişli yolların olduğu ve benim çok sevdiğim bir harita arkadaşlar. Yani şunu diyebilirim ki promosyondan sonra en çok sevdiğim harita modu diyebilirim. Grand Utopia'yı ben çalıştıramıyorum. Eskiden oynamıştım bir kere. Bütün derecelere sahibim arkadaşlar. Yeni üyelik de açmama rağmen sırasını herhalde şaşırıyorum. 60 yeni bir şeyler yapıyorum. O yüzden hiç uğraşmamıştım. Grand Utopia'yı da böyle benim gibi orman seviyorsanız, doğa seviyorsanız Grand Utopia'da böyle oynanabilecek harika haritalardan birisi arkadaşlar. Keza bundan bir önceki videoda çekmiş olduğum Isuzu araç, yani Deadbeat'in yapmış olduğu, Deadbeat'in de buradan selam olsun arkadaşlar, yani o kargo modu, özellikle kargo modu diyorum arkadaşlar, bakın modu hiç katmıyorum, mod zaten efsane, mod zaten yani hani değerlendirebilecek bir mod değil, yani
Efsane. Bana düşmez açık konuşayım arkadaşlar. Yani bana düşmez o modu bir yeri eleştirmek. Çünkü eleştirecek bir tarafını göremedim ben. Ufak tefek hataları zaten ben çok takılmıyorum. Biliyorsunuz yani detaylı da incelemiyorum. Ama o kargo modu var ya arkadaşlar. Efsane. Efsane yani. Bomboş gitmiyorsunuz. Böyle işte ben bir ısızı aldım gittim. Yok arkadaşlar. Normal. Yükünüzü taşıyorsunuz. Yine aynı bir amacınız oluyor yani. Opet mi burası? Vay selam olsun Opet kardeş. İleride de bir benzinlik daha var buna rakip. Hani o boş boş gezmiyorsunuz arkadaşlar. O muhteşem bir şey. Yani ben şahan ötesi. Dayı seni bir geçsem ne olur ben. Hiçbir şey olmaz. Karşıdan araba gelse basarız frene. Burada neymiş? Türkiye Petrolleri. Ha. Yani otomatikman arkadaşlar. O boşta gezmiyorsunuz, etmiyorsunuz var ya. Arkadaşlar o işte gerçek şey bu. Yani kırk ayak kullanmak isteyen, efendime söyleyeyim, işte pickup kullanmak isteyen insanlar Isuzu indirsinler, oynasınlar arkadaşlar. Sadece bu yani. Onun harici güncellemeler devam ediyor arkadaşlar. Size burada farklı bir oyun atmak istediğimi söylemiştim arkadaşlar. GTA 4 düşünüyorum bu arada. Çok çok eskiden oynamış olduğum online oyundu ki konusu bana göre 5'ten daha iyidir. Hatta GTA 4'lerin içinde konusu en iyi olan oyundur diyebilirim yani. Ben San Andreas çok oynamadım, hatta hiç oynamadım. Hani GTA 3'lerden sonra yani 5'i de gördükten sonra o tamam grafik falan var ama arkadaşlar mafya oyunu dediğin mafya oyunu olur. GTA 4 tam bu konuma uyumlu. Tam böyle bir şey. Belki buraya arkadaşlar böyle şey gibi bir saatlik değildi arkadaşlar. Mesela hani GTA 4 bölüm 1 mesela 1 saat arkadaşlar. Hani bunu 8-9 bölüme yaymak istiyorum ve buraya atmak istiyorum. Şimdi kanalın konseptini bozuyorsun diyenler olacaktır ki yok arkadaşlar. Yani bunu Hilmi Şahin de çekiyor. İnternet Kafası Simülatörü çekiyor. Şimdi internet kafanın ötesiyle bak alakası var mı? Yok. Bu tamamen bir şeydir arkadaşlar. Güzel bir şey. Oyun. Eskiden oynamış olduğum, nostalji olarak gördüğüm ve GTA serilerinin içinde GTA 3'ten sonra, çünkü GTA 3 de güzel bir oyundu. GTA 3'ten sonra en çok sevdiğim oyun. Onun harici belki ondan sonra bir Mafya 2 oynayabilirim arkadaşlar. Hani onu da atmayı düşünüyorum. Talep olursa. Bir iki bölüm sallayacağım arkadaşlar. Baktım hani kimse beğenmiyor, yorum atmıyor, etmiyor. Oynamayız arkadaşlar ama gerçekten nostalji bakımından sevdiğim bir oyun arkadaşlar ve ben oynamayı düşünüyorum işin açıkçası. Konu bundan ibaret arkadaşlar. Yani bir şeylere uğraşacağız, edeceğiz. Emek vereceğiz. Gerekirse şu an için durum iyi gidiyor diyebilirim. Hem abone sayısım hem abone sayım artıyor ama arkadaşlar yani bakın yine tekrar tekrar söylüyorum. Beni Instagram'dan birkaç arkadaşımız bana yazmış. Beni yanlış anladı. Arkadaşlar bakın. Bir anda Enes Batur gibi olmaya niyetim yok zaten merak etmeyin. Öyle olamam da ben yani o şekil videolar da çekemem. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Cebinizde 10 lira paranından daha iyi bir şey varsa cebi düşünüyorsanız cebinizde 20 liranın olmasıdır. Benim de şimdi videomu 50 kişi izleyeceğine 100 kişi izlemesi benim için daha çok iyidir yani. He, 50 kişi benim videomu 3 dakika izleyeceğine 10 kişi benim videomu full izlesin. O da benim için iyidir. Anlatmaya çalıştığım nokta bu arkadaşlar. Yani ben kötü video çektiğime inanmıyorum sevgili dostlar. Yani ben kötü video çektiğime hayatta inanmıyorum. Yani içerik olarak çok böyle kötü şeyler yaptığımı, böyle kötü modlar kullandığımı, efendime söyleyeyim, video kalitemin çok çok kötü olduğunu, bu kırpılmaları söyledik arkadaşlar. Tekrar buradan da söyleyeyim. İnternete girip Texture Flickering İngilizcesi, Türkçesi de doku titremesi sorunu yazarsanız binlerce forum konusu
AMD'nin forum sitelerine, Nvidia'nın forum sitelerine böyle konular açıldığını, 1080 Ti ile 2080 Ti ile RTX 2070'li bilgisayarlarda bile bu tarz sıkıntılar olduğunu göreceksiniz. Benim şu an doku titremesi sorunum bu. Ve sadece uzak mesafelerdeki dokular yapıyor ki şu an gördüğünüz üzere ağaçlık bölgelerde bakın sadece elektrik tellerinde şu an yapıyor. Mesela ağaçlık bölgede hiçbir problem yok. Demir aksamlar üzerinde böyle bir sıkıntımız var. Hani böyle çok çok abartacak kadar da böyle hani kötü olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden hani videolarımın yetersiz olduğunu da ben düşünmüyorum. Yani ETS'deki videoları çeken ne yapıyor ki arkadaşlar? İşte iki günde bir video atıyorum. Ben şimdi o dediğim gibi 100 kişi yerine 200 kişi beni izlese, videolarımın altında hiç yorum gelmemesi yerine videolarımın altına 20-30 yorum gelse, emeğimin karşılığı gelse ben her gün video atarım arkadaşlar. Her gün video atabilecek upload'um da var. Hatta her gün size 2 tane video atabilecek upload'um da var benim. Ama dediğim gibi şeyler var arkadaşlar, işte bunlar olmadıktan sonra bir kıymet derecesi kalmıyor benim için. Dayı ya git ya şey yap ya, bizi bıraktın burada bak, senin yüzünden geçeceğim geçemiyorum da ya. Ne oluyor arkadaşlar otomatikman? Ya abi sen bizim sabır taşın mısın sen benim ya? Bas ya. Valla sen benim sınanma şeklim misin ya? Otomatikman ne oluyor arkadaşlar? Ben bir insanın modu düşük olursa inanın arkadaşlar siz de bu işi yapmaya karar verin. Yani video atmaya karar verin. Ne kadar size yorum gelirse o kadar seviniyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar izlenme alırsanız o kadar seviniyorsunuz. Yorumlar geliyor, işte insanlar size sorular soruyor. Bunlar çok güzel şeyler. İnsanlar etkileşime geçmek. Ama işte bunlar olmayınca da sevgili dostlar insanın video atası gelmiyor. Atıyorsun videoyu, 50 kişi izlemiş, bir tane yorum yok, beğeni yok, 3 beğeni, 4 beğeni almışsın. İşte o zaman insan ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Bu arada nereye geldi ya? Bir bakayım şöyle gözücüyle. Evet, Erzurum'dan geçiyoruz. Mesela şehirler titriyor gördüğünüz gibi. Ama ne yapalım, idare edeceğiz artık. Render'da bir nebze bunlar kısılıyor. Otomatikman sevgili dostlar, bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Ne kadar kişi izlerse o kadar şevke geliriz biz de. Ve videolarımızı atarken daha iyi oluruz. Bir anda geç abi, geç, sen dönecek misin? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu YouTube aleminde bilinen YouTuber'ların çoğu 2-3 seneliktir. Biz daha 3-4 aylık bir kişiyiz, yani önemli değil. Hani çok daha böyle bu işe gönül vermiş, bizden çok çok önce yapan, yani kadrosu ekibi olan, benim Discord adresim yok, açmasını bilmiyorum, yönetmesini, kullanmasını bilmiyorum. Yani bu tarz şeyleri olanların Discord adresleri var, tasarımcıları var, her şeyleri var. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Video kapak resimlerini sevgili beni izliyorsa buradan Engin abime selam olsun. Engin abinin yapmış olduğu öğretici videoyla ben zaten o tarz yapıyordum da yine video atmış, ona da baktım. Aynen o tarz Engin abiden gördüğümüz gibi yapıyoruz. Yine videomuzu keza insanların vermiş olduğu YouTube bilgileriyle çekiyoruz. Bizim böyle özel bir bilgimiz yok. Ama ben videolarımın kötü olduğuna, çok çok aşırı çekilmez olduğuna inanmıyorum arkadaşlar yani. Çok konuşuyorsun diye bak, bakın şu an kaç dakikadır hep konuşuyorum. Bu tarz oldu mu da arkadaşlar, şunu diyorum, çok bu kadar çok konuşan bir insan gördüğünüz zaman da manzaraya odaklanamazsınız. Bakın şu an o kadar yol geldik, hiç çevreye baktınız mı? Aynı Türkiye gibi şu an, bakın karlı bir dağ var şu sağda, gördünüz mü? Bakın bir muhteşem çimenli yollar, aynı Türkiye. Ama sen bunu işte odaklanamıyorsun sevgili dostum. Ben çok konuşursam, vır 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 yaparsam sen buna odaklanamıyorsun. Bugünkü videonun farkı buydu. Ben bilgilendirme yaptım. Normal videolarımda bundan arkadaşlar, yani biraz manzaraya odaklanalım, aracımızın sesine odaklanalım. Bakın hiç gelirken 30 tane sinyal verdim. Hiç sinyal sesine dikkat eden oldu mu arkadaşlar? Bakın. Bakın değişmiş. Bakın. Vites atarken bakın arkadaşlar, bakın. Bakın şimdi.
Motoristi hiç kimse fark etmedi. Neden arkadaşlar? Çünkü ben hep konuştum. Hep sen benim sesime odaklandın. Videoda araca odaklanmadın, çevreye odaklanmadın. Yani arkadaşlar yani farklı bir oyun, mesela GTA 4 oynarken çok konuşurum, açık konuşayım ben. Hani oyunun doğası gereği çekeceksem o videoyu mecburen şey yaparsın. Konuşursun. Hani konuşursun yani kardeşim. Hani en azından işte mesela oyunda bir etkileşim olduğu zaman adam vuruyor sana, mesela vurmasana kardeşim. Şöyle böyle bir konu çıkar, ama bunda böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Normal yolunda gidiyorsun. Ne zaman çok konuşursun? Mesela önüne bir araç gelir. Bak bak, mesela sağdan kaptırdı, geliyor pezemek bak. Aynen bunun gibi mesela bak. İşte bu mesela şöyle bir pezemek çıkarsa benim gibi bu tarz iki cümle dökersin. Onun harici yolda gidiyorsun, hiçbir şey yok sağında solunda. Ne diyeceksin adama yani? Ağaçlar harika, doğa harika. Ağaçlar harika oldu zaten belli. Hani eleştiren arkadaşlar gerçekten hani bahane bulmasınlar arkadaşlar ya. Bakın ben kirkenes çekmeyi bıraktım online. Neden bıraktım arkadaşlar? Bir saatlik video çekeceksem ben. Anam dönecektik. Reis bir geçer misiniz ya? Bir dört yakalım. Şöyle bir kafayı uzatalım. Reis bir yol verecek misin bize? Sen geç baba. Tamam sen bekle baba. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor bakın. Ben de geçeyim reis. Allah razı olsun. Oo yine geldik efsane yola. Şimdi ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Böyle mod çekiyorum. Her videonun altında online videosu gelsin diye yorumlar vardı. Tamam geldi arkadaşlar. 5-6 video attık. 7000 görüntülenme aldım ve bunu yazan arkadaşları ben biliyorum. Hepsi benim abonem. Beni takip eden değerli kardeşlerim bunu yazanlar. Online videosu gelsin diyenler. Benim videolarımı kim izledi biliyor musunuz arkadaşlar? 5-6 tane online çirkiniz videosu attım. Oralarda renderlamak için uğraştığım zaman ayrı 3-4 saat. Yani bir videonun hazırlanması 5-6 saati buldu kirkeniz, ki gazozcu izleyen bilir. Arkadaşlar öyle bir saatlik modu hemen çektik. Yani bir saatte bir videoyu orada kirkeniz'de bir saat takıldık. Hemen oradan videoyu çıkardın, fırına verdin, hazır yok arkadaşlar. Montajıydı, kesmesiydi, bilmem bir yeriydi derken o videoyu senin hazırlaman 6-7 saat ve bunu internete atman YouTube'a arkadaşlar aynı şekilde bir zaman şeyi, yani bir zaman istiyor. Yetmiyor arkadaşlar. O videonun içeriğini hazırlamak, başlığıydı, etiketiydi, orasıydı, burası, küçük resmi, bunların hepsi zaman arkadaşlar bakın. Yani bir video izlemek için harcadığın zaman benim 6 saat 7 saat arkadaşlar, 7000 videom görüntülenme almış, ortalama görüntüleme süresi 3 dakika. Niye çekeyim arkadaşlar, ben size söylüyorum. Aman burası şeyli. Abi sen ne yapıyorsun reis? Şöyle bir kaykılayım ben reis. Niye çekeyim arkadaşlar? Talep yoksa, kimse izlemiyorsa neden çekeyim? Şimdi 7000 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 3 dakika 21.000 dakika mı yapar? Şey bilmem kaç dakika, saat yapar. O saatlerde bir şey. Arkadaşlar aynısını bir mod videosu çekmişim ben. 500 kişi tıklamış. Video 40 dakika. Aynı dakikayı 500 kişinin full videomu izlemesiyle almışım ben. Sadece 500 kişi arkadaşlar. Arkadaşlar niye bahane yapıyoruz? Online dediniz, online atıyorum. Onu at, bunu atıyorum. Bu işlerden pek anlamadığım halde talebe göre cevap vermeye çalışıyorum. Peki ne yapabilirim arkadaşlar ben? Yani emeğimin %1'ini alabilmek için ne yapabilirim? 3-4 aydır dilimde tüy bitti. Bu işi anam. Allah'tan şey yaptık. Tık vurmadı fazla. 3 aydır dilimde tüy bitti arkadaşlar. Bu oyunu para için oynamıyorum dedim. Video atmıyorum dedim. Para gelecekse de böyle beni böyle muhabbet edecek kadar karakterim, huyumu değişmez de hiçbir zaman ben. Çünkü bu zamana kadar hep klas takıldım yani, yalan yok. Çok şükür çalıştık ettik, hep
YouTube'da doğmadık. Hep alnımızın teriyle çalıştık yani. Hamallık da yaptık. Yeri geldi, her şeyimizi yaptık yani. Ben de diyorum ki of 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 ne viraj ya. Hani ben de diyorum ki arkadaşlar, şimdi bu işi yaparken yani diyelim ki bir şey kazanmak istiyorum. Ama arkadaşlar benim emeğimin %1'i de gelmesi lazım. Benim emeğimin %1'i gelecek ki. Hani benim emeğimin %1'i gelecek ki arkadaşlar, ben bir diyeyim ki insanlar beni önemsiyor. Beni kimse önemsemiyorsa niye ben arkadaşlar yani uğraşayım gibi şeyler için ya. Vallahi canlı yayın açıyorum. Buradan fazla izleniyor ya. Dün akşam 500 kişi vardı. Maç masada 10 saniye. Ama ben diyorum ki YouTube'da bir şeyler yapmaya başladık. Abi bu yollar harika ya. Hani YouTube'a video atmaya karar verdik. YouTube'da videolar atalım. YouTube'da bir şeyler yapalım. Orada da bir şeylerimiz olsun. Orada da emek verdik olsun diyoruz ama hani abi süper ya. Vallahi yollar harika. Şurada bir buradan bir video kapak resmi çıkar mı? Yok. Şehrin tabelasının girişinde çekeceğim arkadaşlar kapak resmini. Giresun tabelasını yapacağım. Otomatikman sevgili dostlar, bu şeyleri bu şekil oluyor işte. Ya benim bir şeyler yapmam için bir şeyler göreceğim ki yapacağım arkadaşlar, yanlış anlamayın beni ya. Hani online'ı bıraktım. Niye? Ya arkadaşlar ben 5 kişi görüntüleyecekse 1 saatlik videoyu ben niye onlarda 1 saat mi çekeyim? Ben burada 1 saatlik video çekmeye kalksam. Aha alın size dağ yolu, bakın bugün çekiyorum, al. Şu video çekerken dağ yolu tertemiz, bakın. Mis gibi dağ yolu. Harika. Benim sevdiğim doğayla iç içe. Orada 1 saatlik video atacağım ama buradaki 1 saatlik video oradan fazla izlenir. Sadece kalabalık bir ortamın olduğu yerden. Ama bunlar bahane değil arkadaşlar. Gazozcu 7000 izlenirken, yani gazozcu şimdi aynı yeri çekiyorken 7000 izlenirken ben niye 5 izleneyim? Ne farkı var? Aynı yol işte. Konvoy yapıyorsun. Bu kadar basit. Hani bir de birkaç arkadaş beni yüksele sallar, sallıyor gibi zaten. Arkadaşlar ben yüksele niye sallayayım? Ben yükseli tanımam etmem. Ben yükseli ben de izliyorum zaten. Niye yüksele sallayayım? Prim yapacak durumum yok ki, 35 yaşında insanım ben. Ne işim var benim orala burla? Ama mazeret o değil yani. Alın işte ne güzel yol. Şurayı Kirkenes düşün yani. Biri 5900 izlenirken niye ben 200 izlenmeyeyim? Mesela bir saatlik videodan neden ben 200 saat kazanmayayım? Sadece bir video atıp ben niye 200 saat kazanmayayım? Neden ben o videodan 3 saat, 4 saat, 5 saat kazanayım? E buraya o 10 dakikalık video, 15 dakikalık video attığımda aynısını kazanıyorum. Ben neden oralarda uğraşayım işte? Sorun bu yani. Ben oralara girme sebebini biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerimden birkaçı istedi, girdik. Ve işin kötü tarafı o kardeşlerimizden %99.7, bakın analitik kısmında %99.7 abone olmayan kullanıcıların izlediği bir video oldu ya Kirkenesler. Hani bana bunu çek diyenler bile izlemedi. Ben olduğum gibi bir adamım arkadaşlar.
Videolarda konuşma şeklim gerçek hayatta konuşma şeklim gibidir. Videolara özel böyle kibarlaşmıyorum. Gerçek hayatta nasıl konuşabiliyorsam insanlarla bazen hatta böyle sinirleniyorum falan. Ben aynı öyleyim. Doğal halim benim budur. Yarın bir gün kanalım az çok büyürse kamera da alırım. Yani sünnetsiz değiliz ya arkadaşlar, kamera karşısına çıkmaktan utanalım yani. Kamera da alırız ama şu anlık bence ihtiyaç yok. Video başına 15 saat kazanan bir kişi olarak şu an kameraya bence gerek yok. Ben o kamerayı aldım. YouTube videom tutulmadı artık. İzlenmiyor. 15 saatte kazanamaz hale geldim. Ne yapacağım ben kamerayı arkadaşlar? Periskoptan canlı yayın mı yapacağım böyle göğsümü açtım, götümü açtım? Yok, yapamayacağım. Ne yapacağım ben o kamerayı? Öyle duracak. Bu yüzden anlayışla karşılayın sevgili dostlar. Emek biraz bana destek çıkın. Ay yavrum, efsane yokuşlar bro. Aslında Polat'tan bir kapak resmi alırım ben arkadaşlar, bir saniye ya. Buralardan bir kapak resmi çıkar mı? Çıkar. Şöyle. Hemen. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, bakın. Evet, ben burayı aldım arkadaşlar. Çıt, burayı aldım. Şimdi buradan kalkma önemli. Evet, kalktık. Yani peki ne oldu arkadaşlar? Neye karar verdik? Tabii ki gördüğünüz gibi. Beni paylaşıyorsunuz. Bunlar ücretsiz. Beni bir, yaşınız benden çok çok küçükse beni bir abiniz veya arkadaşınız görün. Yaşınız önemli değil. Bunlara takılmadığımı söylemiştim. Beni bir abiniz görün, kardeşiniz görün, arkadaşınız görün, dostunuz görün. Yani profilinizde paylaşın. Yazacağınız işte bir kardeşimiz var, bir abimiz var, bir bilmem neyimiz var. Destekleyelim. Deyin yeter, bu kadar yani. Ben her zaman sizinle bir şey yapmak zorunda olduğumu zaten söyledim. Araba çıkmıyor lan. Ben sizsiz bir şey yapamam dedim arkadaşlar. Bunu söyledim yani. Oğlum bu ne? Ne taşıyorum ben bu kadar? Abi arkadaşlar, domuz konservesini çekemiyorum, 22 ton. O kadar yokuş ki, bakın şuna. Yani paylaşalım arkadaşlar, destek olalım. İnanın şu videoları atmak için buraya çok büyük zamanlar harcıyorum. 12 saat çalışıyorum. Bu videoları hazırlıyorum, atıyorum, ediyorum, kapak resmi falan yapıyorum. Yani zamanımı harcıyorum arkadaşlar. Yeri geliyor belki de yani az bile uyuyorum diyebilirim yani. Mesela işte 3 tane mod hazırlamışım, videosunu renderlamışım, kapak fotoğraflarını hazırlamışım, bunları sırayla atıyorum, yoğun çalışıyorum. Bir oluyor ki unutuyorum arkadaşlar şeyi, bir bakıyorum ki bugün video atmam gerekiyor ama videom yok. Hemen gidiyorum arkadaşlar, işe de gitmem gerekiyor ve ne yapacağım? Erken kalkıyorum arkadaşlar, saat kuruyorum, erken kalkıyorum, video çekiyorum, onu hazırlıyorum, 3-5 saat uyuyorum, işe gidiyorum. 12 saat nöbet tutuyorum arkadaşlar, 3-5 saat. 3-5 saat şeyden sonra 12 saat nöbet tutmaya gidiyorum uykudan sonra. Bunun karşılığı bir insan emek veriyoruz arkadaşlar. Bir destek, yani destek istiyorum. Başka bir şey istemedim ya. Para verin demedim. Beni çok çok sevin demedim. Sadece yani bu emeğe karşılık bir jest ya.
Başka bir şey istemedim sevgili dostlar. Hiçbir şey. Şuradan bir geçelim biz ya artık. Bayağıdır geldik zaten ama güzel yani, efsane bir yolmuş arkadaşlar. Yokuşlar böylece. Burada bol bol bu arada oynayacağız yani. Modları genellikle şu an burada çekelim. Abi bak, bana vuracaksın sen. Sinyal vermeden önce bir bak sağına sonuna. Böyle burada bol bol. On oğlum. Anam. Arkadaşlar hiç normalmiş gibi görünüyordu ya. Kusura bakmayın da. Çok normal bir virajmış gibi görülüyordu. Yani bir basayım dedim yokuş aşağı. Mesela şunun gibi gördüm, tamam mı? Şöyle normal bir viraj gibi ama aşırıymış. Pardon, kusura bakmayın. Opet. Selamlar kardeşim. Abi şu evleri güzel yapmışlar. Dağ evleri var arkadaşlar. Bakın sağda dağ evleri var. Güzel. Güzel yani. Harika. Ama aman bozuk yol, bozuk yol. Bozuk yol. Geç reisim, geç. Bu ayrıntıları seviyorum arkadaşlar, bakın. Önceki videolarımı izleyen oyunlarda bu tarz şeyler istediğimi bilir yani. Sonuçta yol hali denilen bir şey var. Lastik patlayacak ve bunlar getirebilirler mesela ETS'ye. Madem yeni oyun çıkarmışsın, güncel fizik. Böyle yol yapım çalışmaları. Bazı şehirlerin ormandan geçiş, ırmaklardan geçiş. Yani bir dağ yolu gibi bir yer, bazı yerlere dağ yolu gibi şey koyabilirsin. Mesela tomruk taşımak isteyen için dağların içine tomruk şirketleri koyabilirsin. Her şirkette dağın içine koy arkadaşlar tomruk şirketi. Şehrin dışında ormanın böyle ormanlık bir tepe yap haritaya, içine tomruk yeri koy. Tomruk, bir tane tomruk dörtlüsü çıkar. Kullanmak isteyen boyunu ondan kullansın. Online dahil buna. Ben mi akıl vereyim arkadaşlar bu saatten sonra? Yavrum geçeceksen geç bak sola. Bu saatten sonra ben mi akıl vereyim arkadaşlar? Koy mesela içine tomruk. Orada git tomruk dörtlüsü koy bir tane. Adam oraya gitsin, tomruk dosyasıyla yük çeksin devamlı. Single'da, online'da hiç fark etmiyor. Trabzon'a geçiyorum arkadaşlar. Trabzon'a geçiş yaptık şu an. Trabzonlu kardeşimiz varsa beni izleyen selam olsun. Buradan servis şoförümüz Trabzonlu Yaşar'a da selam olsun. Çok sevdiğim kardeşimdir. Sevdiğim tek Trabzon da diyebilirim yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, vermiş olduğumuz emeğimizin karşılığı, vermiş olduğumuz şeyler, bunlar önemli şeyler, bunlar önemli olaylar. Her videoda farkındayım arkadaşlar. Her videoda size yakınıyorum ama ya bir tarz, bir tık hareketlenmenin zamanı gelmedi mi arkadaşlar ya? Giresun Ordu, Rize Artvin, şey şuradan devam. Bu şu dönüşlerdeki titremeleri arkadaşlar ben yazdım internete, yine bulamadım. Genelde FreeSync monitörlerde olan bir şeymiş. Bu doku titremelerini zaten biliyorsunuz. Yani bu görüntü kalitesindeki bozukluklar benim bilgisayarımla alakalı değil arkadaşlar. Hani ne CPU'mla alakalı bir şey, ne işlemcimle alakalı bir şey. İşlemcim kötü değil, 6500 işlemcim var. i5 serisi. Hani i7'nin bir tık aşağısı işte arkadaşlar, kaç olacak yani. Abi niye frene basıyorsun ya, yürüsene. Hani i7 işlemcinin bir tık altı arkadaşlar. i5 serisi işlemcim var. 16 GB RAM'im var arkadaşlar, 2400 MHz. Tamam 3000 değil ama yani 2400 de kötü bir MHz değil. DDR4
sistemim var yani. 3 senelik sistem, 3 sene önce güzel paraya değil de yani orta halli paraya toplamış oldum bir sistem. Hani demek istediğim konu bu arkadaşlar. Yani bu görüntü bozuklukları falan inanın benimle alakalı bir şey değil yani. Ben kullanmış olduğum zaten Nexgen'in şeyi, Naturalux soranlar var. Arkadaşlar Naturalux kullanan insan varsa indirirken ne kadar problem yaşadığımızı bilir. He, şimdi 1.37 geldi. Diyelim ki 1.37'ye göre güncellediler bu Naturalux'u. Veya eskisi mi çalışıyor bilmiyorum şu an için. Ben kullanmadığım için. Sevgili dostlar, bir video şey bir dosyayı girersiniz yüklemek için. İndir butonuna basarsınız. 8 part mı? 8 GB diyelim. 8 parttan 8 GB. Partlar inmeye başlar, kurarsınız. Olay budur. Partlar inmeye başlar, kurarsınız. Partlar inmeye başlar, kurarsınız arkadaşlar. Ama şimdi bastınız birinci parta. 1 GB'lık dosya 0.80'e geldi, tam 800 MB'a tık kesti. Bir daha denediniz. 0.7'ye geldi, tık kesti. Bir daha denediniz, 0.6'ya tık geldi. Bununla kim uğraşır arkadaşlar? 20 internetiniz güçlü diyelim. 2-3 dakikada 8 GB, 4 yani 1 saatte 8 GB indirip kurabilecekken bir haritayı kim 7 saat uğraşıp da haritayı indirmeye uğraşır? Yapılmış işte harita. 16K iyiymiş falan. Ya bu da 4K harita arkadaşlar yani. RTX 2080 Ti'miz yok ki bu 16K veya 8K monitörümüz, 4K monitörümüz yok ki biz bu 8K'ları önemseyelim. Yani bir modu indirmek için sevgili kardeşlerim, ışığımızı yakalım. Bu arada hava kararıyor. Sahil yolundan gidiyorum bana bakın. Sağda sahil yolumuz var. Hani gerçekteki gibi sahil yolundan yapılmış. Bir modu indirmek için arkadaşlar 1 saat uğraşırsınız, 2 saat uğraşırsınız. Bir modu indirmek için bir insan 8-10 saat uğraşmaz. Bir ay uğraşmaz. Bir ay boyunca sırf bir kardeşimiz, abi Naturalux'u niye kullanmıyorsun dedi diye ben bir ay boyunca uğraştım ya. İnmiyor arkadaşlar, inmiyor. En son pardon arkadaşlar. En son part 1 ile part 8'i zor indirdim ben. En son part 1 ile part 8'i ben zor indirdim arkadaşlar. Onlar hazırdı. Diğerleri yine inmiyor. Neden uğraşayım arkadaşlar? Ya bunu tamam, güzel mod yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Ama bu işte bir düzeltme kardeşim yani ya. Paylaşması yasak. Paylaşması yasak da bari bu modu indiren, kuran insanlara yardım etmek istiyor forum sitelerinde. Bari onu serbest bırak ya. Bari onu serbest bırak ki biz de bu modu indirebilelim. Senin modunu kullanabilelim yani. Ben bu modunu senin video çekeyim ki insanlar burada hangi modu kullanıyorsun dedin de Naturalist diyeyim ki insanlar senin modunu da kullansınlar benim sayemde. Yani bir modu çekmeye insan bir saat uğraşır mı sevgili dostlar? Hadi uğraşalım, 2 saat uğraşalım. Neyi ben 8-9 saat uğraşayım gibi moda yani. Çok mu kötü bir şey var? Şu an kullandığım, şu an kullanmış olduğum şey mod çok mu kötü bir mod? Yani çok mu kötü bir şey? Yo. Hani böyle vazgeçilmezmiş gibi, tamam da yani bunu da ayarlayacaksın ya. Hani bu modu ayarlarken, modu ayarlarken ona göre yani bazı ayar kısımları buraya göre işliyor sevgili dostlar. Yalnız efsane arkadaşlar. Ben de kendim Samsun'da olduğum için bu yolları çok bilirim. Giresun'a da çok başa gittik ettik geldik. Şu an birebir tünelli.
sahil yolu böyle denizin kenarından harika yol yapmışlar. Daha önce zaten bu yolda çok gittim ben de video çekmemiştim. Bu vesileyle bir kez daha çekmiş olduk video vesilesiyle. Biraz da bir kez daha bu yolları oynamış olduk. Bol bol bu yollara gideceğiz arkadaşlar. İç Anadolu'sundan tutun Akdeniz'e kadar her tarafa gideceğiz. Hemen şu Giresun'un önünde bir şey mi çeksem ben? Evet, Giresun'a giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Erzurum Giresun seferimiz, pardon, Kars Erzurum Giresun seferimiz şey var ya arkadaşlar, yapımda ve yayında emeği geçenlerden teşekkür ederiz. Şurada bir Eyfel Kulesi mi varlar? Eyfel Kulesi yapmışlar Giresun'a, bakın. Ne kulesi o? Bak bak bak, bak. Giresun'a Eyfel Kulesi yapmışlar. Ulan bu ne biçim viraj? Şöyle ben sağdan yarar gidelim arkadaşlar, biz sağdan. Aman. Aman 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 aman, bir sektim şöyle. Yalnız oraya gidiyorum ben ha, o Eyfel Kulesi'nin olduğu yere de bırakacağım yükü. Yo, burada değil. Neredeydi o Eyfel? Yok, Eyfel yok. He, burası işte Eyfel. Evet. Gelmeyi başardık. Şöyle bir durduralım. Şöyle açalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Efsane yollarda YKS Türkiye haritasında bir yolculuk yaptık. Bu tarz videoların devamı için kanalı paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.